Herkese selamlar sevgili dostlar. Ben Playdead'in Emre kıracağım Yeni bir video ile karşınızdayım. Efendim son zamanlarda yeni bir dizi yayınlandı TRT1'de. Mehmet Fethiler Sultan isminde. ben de güzel bir Fatih Sultan Mehmet dizisi çekilse, filmi çekilse, daha önceki videolarımda söyledim. Çekilse de izlesek. Hani böyle bize güzel bir sunum yapılsa biz de bunu izlesek diye açıkçası istiyordum. Yani bu tarz diziler, filmler hoşuma gidiyor. bakalım bu nasıl bir diziymiş reklamları, fragmanları da fena değildi. Bir izleyeyim dedim. İzledim. Yaklaşık iki buçuk bölüm izledim. Üç bölüm yayınlandı ama iki, üç son bölümün sonlarına doğru, yarısına doğru bıraktım açıkçası. Neden bıraktığımı, neden eksik şeyler gördüm, yani gördüm, eksikleri, rahatsız olduğum şeyleri size biraz bahsetmek istiyorum. Hani bu videoyla. Onun için çekiyorum videoyu. Şimdi böyle elime bazı notlar aldım. Çünkü unutuyorum ne anlatacağım, ne konuşacağım. Onun için notlar aldım ve notlar üzerinden konuşmak istiyorum. Öncelikle e, dizinin ilk 9 dakikasında hadis işte İstanbul'un fethiyle ilgili onun hadisi anlatan bir kısım koymuşlar. Suudi Arabistan Peygamber Efendimiz döneminde olayları anlatan bir şey koymuşlar ama çok uzun olmuş. Zaten dizi çok uzun. 2 saat 15, 15 dakika mı 20 dakika mı ne sürüyor her bir bölümü. Yani iki bölüm 5 saat sürüyor öyle söyleyeyim size yani. E abi işte o kadar çok uzatıyorlar ki bazı şeyleri. Dizinin tamamında böyle bir problem var ve bu ne yazık ki bir süre sonra artık uykum geliyor. Hani izlerken odaklanamıyorum, yoruluyorum. Çünkü bir insan zaten konsantre olma, odaklanma süresi 30-40 dakika arasıdır. Mesela sen iki 2 saat, 2,5 iki saat dizi çekince, her bir bölümü bir film uzunluğunda dizi çekince insan odaklanamıyor. Bir de olaylar çok yavaş anlatıyorlar. Hani çok yavaş anlatırken size detaylı bir şey sunmuyor. Boş şeyler var. Yani mesela o Arabistan çöllerinde at sırtına giden birini görüyoruz. Gidiyor gidiyor gidiyor. Bir buçuk dakika at, at, sırtına giden adamı izliyoruz. Müzik çalıyor arkada. Nay 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 Müzik çalıyor. At sırtına giden birini görüyoruz. İşte sanırım Hendek Savaşı ya da başka bir savaş. Bizanslar yapılan bir savaş da olabilir. Bilemiyorum. Öyle bir savaş sahnesi var. Sonra yanına ata binmiş bir adam görüyoruz. Doy 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 gidiyor. Köye geliyor ya da şehir artık orada bilemedim ya yani bir insanlar yaşadı. Bir yere geliyor ve diyor ki işte size müjdelerim var diyor. İşte İstanbul'da fethedilecek. Onu fetheden komutan ne güzel komutandır gibi bir şey söylüyor. Oradan bir çocuk kim fethedecekmiş diyor. İşte adam da bilmiyorum Allah bilir falan diyor bitiyor. Şimdi bunu bu kadar uzun anlatmaya gerek yoktu. Mesela bir başlangıç kısmında hani o köye giriyor ya. Adam hemen köye girsin atıyla. İşte desin ki ben işte cepheden geldim. Savaşı kazanıyoruz. iyi durumdayız. Bir de bazı hadisler aldım Peygamber Efendimiz'den. İşte o hadislerden biri de buydu dese. Taş çatlasın bir dakikalık, bir dakika bile sürmeyecek bir sahne. Abi o kadar uzatıyor ki. Dıy 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 işte hendek kazıyorlar. Gidiyor, geliyor. Birileri konuşuyor, birbirine bakıyorlar, su içiyorlar falan. Ne anlatıyorsun sen bana? 9 dakika boyunca sen bana ne anlattın? Hiçbir şey. Peygamberimizin hadisini, hadisini söyleyecek. O kadar. Bu da taş çatlasın 45 saniyelik bir bölüm. Ama uzatıyorlar hani. Ne kadar önemli bak bu ne kadar o dönemde bile söylendi demek için uzatılmış bir bölüm. Sonra kıyafetler semboller biraz ya bu sembol kısmı biraz şey ilginç bir durum. Yani normalde mesela bu 52'li kağıt desteği iskambil desteğinde şey vardır İşte elinde küre tutan bir kral vardır mesela. Gerçekten de öyle elinde kral tut, küre tutmuş bir kral var mıdır? Vardır Avrupa'da. Ya da asası olan işte kocaman büyük bir tacı olan kral. Fakat bunlar bu adamlar bunları 24 saat taşımıyorlar. Yani elinde küreye gezen bir kral yok dünya üzerinde. Ya da mesela viking şeyleri düşünün. O miğferlerini. Boynuzlu falan oluyor ya. Gerçekte öyle bir viking boynuzlu bir miğferi işte şeyi yok. Şapkası yok yani. Ha onlar nedir? O vikinglerin şey pagan korkutucu. Hristiyanlar için korkutucu yapısını daha iyi betimlemek için. Ya çizilen resimlerde boyalar, yağlı boya tablolarında falan Vikingleri daha korkunç ve daha kötücül göstermek için, daha şeytani göstermek için eklenmiş bir şeyler. Ya da bu işte ellerinde az şey taşıyan, asa taşıyan, işte küre taşıyan ya da mi, büyük taşlar takan kişiler. Genelde törenlerde yapıyorlar bunu. İşte dini ayinlerde falan kullanıyorlar. Mesela işte kral taş giyme töreninde takıyor onu. Ondan sonra 24 saat kafasına o koca taşla gezmiyor yani. Veya işte bir mesela baş psikopos dini bir ayin yönetiyor kilisede. Eline işte asa alabilir, başka bir malzeme alabilir. Fakat bu o bir şey yani bir tören, bir mizansen bir durum var. Ya da işte bakıyorsun İngiltere, İngilizlerin bugün bile taç giyme törenlerinde işte İngiliz kralın eline ya da kraliçesinin eline işte büyük bir asa veriliyor, küre veriliyor. Bu törensel bir şey. Ondan sonra hani mesela Crown dizisini izleyenler görmüşlerdir. Hiç adamların elinde öyle asa falan yok yani hani. Fakat bu dizide kötü şey psikopos, haçlı seferlerini düzenleyen kötü psikopos. Bu sıra bütün Hristiyanlar, bütün kafirler kötü. Yani bir iyi şey var. Tuğba Ünsal'ın oynadığı Mara Hatun var. O da zaten Osmanlı'nın içinde olduğu için iyi. Diğerlerinin hepsi kötü. Bu kötü psikopos elinde asayla geziyor. Ve ben bunu gördüğümde ilk başta komik geldi. Sonra bir daha bir daha aynı adam aynı asayla gezince. Artık ben gülme, gülmeye başladım hani bu sahneleri görünce. Adamın elinde 2 metre soba borusu gibi asa vermişler. Asayla geziyor abi adam. Türkleri öldüreceğiz. Kötü Türkler. Türkleri şimdi yok etmenin zamanı gelmedi mi? Bu ne abi? Böyle bir psikopos mu olur? Tamam adamlar marjinal görüşler olabilir, dindar olabilir, kindar olabilir. Ama abi elinde soba borusu ile gezen, gün boyu gezen adam olur mu ya? Bir de bu şey de dikkatimi çekti. Mesela kimdir bu? Ayşegül, Ayşegül Günay'ın oynadığı Helena Dragas karakteri. Bu arada e, oyuncuları TRT'nin şeyinden açtım. Kişilerin isimlerini oradan bakıyorum. Bu işte diğer şey var mesela. Fikret Kuşkan oynadığı Notaros Notar ras karakteri var. Bunlar hiç kıyafetlerini değiştirmiyorlar. Hep aynı kıyafetlerle geziyorlar. Mesela bir olay oluyor konuşuyorlar kendilerine. Türkler ne yapacak falan diye muhabbetler oluyor. İşte aradan zaman geçiyor. İşte bir bölüm sonra mesela aradan bir ay geçmiş, iki ay geçmiş. Adamlar yine aynı kıyafetli. Lan bu kraliçe değil mi bu? Kıyafet yok mu başka? Aynı kıyafeti gidirip gidirip kadını getirmişsiniz. Fikret Kuşkan'ın da kıyafet yok. Bu Fikret Kuşkan'ın yani Notar Notaros karakteri aslında şey başvalim falan diyor. Böyle iddialık cümleleri var. İmparator öldürebiliyor. Falan. Öyle bir karakter. Fakat kıyafeti yok abi. Aynı kıyafette geziyorlar bunların hepsi. Bütün aslında bütün karakterler aynı kıyafette geziyor. Yani mesela Açali Akkoyun ilk dizinin ilk bölümünde bakıyorsun aynı kıyafet. Fatih savaşa gidiyor. Haftalarca geliyor, yaralanıyor, geliyor. Aynı kıyafet. Sonra şeyin karşısına çıkıyor. Sultan Murat'ın karşısına çıkıyor. Aynı kıyafet. Çandarlı'nın aynı kıyafet. Bunlar hiç şey gibi e, bir hani kağıt destesi düşünün. Destenin üzerindeki karakterleri oynarken, FRPP oynarken kıyafetlerini değiştiremezsiniz ya. Sonuçta resimdir. Abi bunlar dizi oyuncusu yani kıyafetlerini değiştirebilirsiniz. Niye? Niye 3 bölümdür adamla aynı kıyafetle geziyor? Aradan 5 yıl geçmiş. Fatih Sultan Mehmet'in kıyafeti değişmiyor. Şapka şey değişmiyor. Şapkası neyse işte. Değişmiyor. Hiçbir şey değişmiyor abi. Herkes aynı kıyafetlerle geziyor. Mara Hatun ta Sırbistan'a gidiyor, geliyor falan kıyafetler hiç değişmiyor. Bu şey yani bu biraz komik. <laughs> Malko Kenan Çoban oynamış. Vurayım mı, sıkayım mı reisten, sokayım mı reis moduna girmiş. Yani orta çağ kılıç sokuyor falan. O öyle bir şey olmuş. Şimdi bir garip bir olay daha oluyor. İşte şey ilk senlerde işte bir yaralanıyor Fatih Sultan Mehmet. Bunu bir kıza götürüyorlar. Kızın ismi Eleni. Sonra evleniyor Eleni'yle. ile. Eleni'ni bulmak için de daha sonra işte şey geliyor dönüyorlar. Bir paşası diyor ki ...şeye Hüma Hatun'a... E, ...Hatun diyor işte hat, şey e, Sultanım diyor... ...bir kız gördük işte kız şeye yardım etti... ...çok da iyi bir kızdı falan diyor... ...Hüma Hatun at, at arabasına biniyor... ...köye gidiyor abi... ...şimdi bu mantıklı bir şey değil... ...yani bu makul bir durum değil... ...bir kere haremden Sultan haremden çıkmaz kolay kolay... ...yani çok önemli bir şey olmadığı sürece... ...bir yere çıkmaz çıkacaksa da başka bir saraya falan gider... ...ha demek benim... E, ...oğlum kız beğendi ha deyip ata binip... ...tıkır tıkır tıkır tıkır, tıkır köy yerine gitmez... Sonra daha da garip bir şey oluyor. Şimdi sultanlarda yani padişahlarda tedbirli kıyafet yapıp şeylere gittiğini biliriz. Hani çarşıda gezer, insanların dertlerini dinler, acaba halkım ne düşünüyor falan onu dinlemek için tedbirli kıyafet giderler. Mesela Muhteşem Yüzyılda böyle sahneler var. Fakat hani İstanbul'daki Süleyman tedbirli kıyafet giyip şeye gitmiyor. Sivas'ın köyünü gidip gezmiyor. Hani nereye geziyor? İstanbul'un çarşısında gezip insanların ne konuştuğunu falan dinlemek için geziyor. Yani... E, şey değil bu adamlar deli değil hani kıyafeti giyip Sırp dağlarına falan şey Sırbistan dağlarına gitmiyor bu adamlar. Kendi bulundukları bölgede yakın çevredeki yerlere gidiyor ve bunu padişah yapıyor. Sultan yani kadınlar yapmıyor cariyeler falan böyle bir şey yapmıyor. Zaten haremden kolay kolay çıkmadı mümkün değil. Belki ömürlerin tamamını haremde geçiriyorlar dışarı hiç çıkmıyorlar. E oradaki işte çocukların eğitimi e, cariyelerin eğitimi oradaki çeşitli işlerle vesaire uğraşıyorlar. Zaten öyle bir kısımda gösteriyor işte haremde bunlar bunlar yapılır diye anlatıldığı bir kısım var. Burası okey. Peki ondan sonra Hüma Hatun'un ne işi var abi at arabasına gidiyor. Bir de Hüma Hatun gibi yani o dönem dünyanın en güçlü devletlerinden biri Osmanlı. Ve onun başındaki kadın birinci Haseki yani baş kadınlardan birisi bir kızı bulmak istiyor. Kızı bulmaya kendi gidiyor. Abi bunun hiçbir yardımcısı yok. Adamı yok. Kadın hizmetçisi yok. Onları yolla. Bir başka da tuhaftar taraf şu. Şey iniyor. At arabasına iniyor. Siz burada kalın diyor. Tedbir kıyafet tek başına gidiyor. Şimdi bu çok mantıksız bir şey. Neden? Hani en azından yanında bir tane adam falan olsa biraz daha makul olabilirdi. Yani koruması, yakında gezen korumaları falan da yok. Kadın tek başına gidiyor. Şimdi ben size başka bir senaryo anlatayım burada. Başka bir olay anlatayım mesela. Farz edelim. Köyün iki tane azgın erkeği var tamam mı? Tek başlarına geziyorlar. Böyle. İkisi elde bıçak geziyorlar. Şans eseri Hatun'a denk geldiler. O ne güzel hatunmuş lan dediler ki. Sonuçta Haseki olabilecek bir kadın güzel bir kadındır. Bunu sırtına atıp daha götürseler ne yapacak Hüma Nereden bulacaklar kadını? <laughs> Üç gün boyunca dağdan indirmezler onu orada. Yani hani kötüsü kısmı da var. Hani güvenlik önlemi alınmadan o seviyedeki bir kadın böyle yardır yardır tek başına köy yerine gitmez. Bu biraz yani saçma olmuş yani. Orada eşkıyası var, serserisi var manyağı var. Onlardan birine denk gelse Hüma Hatun ne yapış gitti Bay bay. E şimdi o bir kere bu saçma. Hani bu tip sadece bunda olmuyor. Mesela Mehmet'in de bir yere saldırı yapacak ben giderim diyor. Ya sen şehzadesin nereye gidiyorsun dayı ya? Bir şey oluyor Çandarlı şeyin evini basıyor. Bir pa paşanın evine gizlice giriyor. Böyle sandalye çekiyor. Beni hatırladın mı? <laughs> ya Çandarlı böyle bir şey yapmaz abi. Tehdit edecekse yanına çağırır. Yerine bu oturduğu ofis diyelim artık yani nerede oturuyorsa. E makamına gider Orada tehdit eder. Ya da çağırır öyle tehdit eder. Bu adam şey değil mi? Ee, vezir değil mi? Gel bakayım der. Tehdit eder. Yani adamın evine gizlice girmek ne ya? Bu şey mi? Ee, ajan mı bu adam? Yani niye tek başına gidiyor? Adamın evine giriyor. Şey, elma soyuyor. Elma yerken tehdit ediyor falan. Bu, şey de götünü keserim de oldu olacak yani. Çandarlı'ya koskoca Çandarlı Paşa'ya bak. Yani garip olaylar. Hepsi oluyor yani. Neredeyse hepsinde oluyor bu olaylar. İşte mesela Notarus başvali gidiyor imparator öldürüyor. Hadi o neyse. Hani büyük bir olay ve herkesin söyleyemeyeceği bir şey olabilir. Ama Çandarlı'nın tehdit için tek başına gitmesi, ve Mehmet'in tek başına gitmesi, Hümatun'un tek başına gitmesi, ne bileyim. Şahabettin'in tek başına yardırıp gitmesi. Bunların hepsi paşa falan ya. Yani şöyle düşünün. Günümüz dünyasında örnek verecek olsak. Dünyanın en güçlü devleti Amerika'ya. Amerika'nın Amerika savunma bakanının gizlice Donald Trump'ın evine girip onu tehdit etmesi gibi absürt bir şey. Ya da ne bileyim First Lady'nin gidip işte kızı için Florida'da bir yerde köy yerinde <laughs> bir kız bulması gibi ya yani böyle çok absürt bir hani örnek verecek olsak böyle bu, bu absürtlükte durumlar. Bu da tabii o dizinin gerçekçiliğini kaçırıyor, bozuyor bence. O biraz can sıkıcı. Sonra işte hasta iki kız arıyor dedik. Kız kızın çok şey olması. yani Elin'in çok iyi olması. Yani aşırı iyi olması. Yani Pollyanna gibi çok sevimli, çok tatlı. Ah eşeğin sırt acımasın. Ben sürayları taşırım. Paraya gerek yok. Ben sultanımızı seve seve iyileştiririm falan. Yani Elen'e resmen diyor ki beni alın. On numarayım. <laughs> beni alın gibi bir durum var. Ya, bu kadar iyi olması ya, gerçekçi değil. Ha, bu dizide, ha, Bir de onu söyleyeyim. Bu dizinin karakterlerinin gerçekçi olmama durumu var. Yani çok tiyatral. Yani çok sahte. Çok fake mi diyor diyelim artık. Yani böyle insanlar yok. Hiçbir zaman olmadı. Bugün yok. Bugün düşün çevrenizdeki insanlara bakın, devlet adamlarına bakın. Tabii ki mesela işte bir bakan çıkıp resmi açıklama yaparken hareketleri, tavrı başkadır. Ama mesela arkadaşlar oturup çay içerken konuşması, hali, tavrı başkadır. İnsanlar bulundukları statüye duruma göre zaman zaman farklı şeylere girerler, rollere girerler. Ve bu rollere göre davranırlar. Mesela bir öğretmen sınıftaki o öğretmen tavrıyla... Öğretmen odasına gidip simit poğaça yerken tavrı aynı olmaz. Simit poğaça yerken o günkü diziyi konuşur, maçı konuşur, arkadaşlarla sohbet eder. Sınıfa gidince bambaşka bir role bürünür. Eve gidince babadır ya da annedir. Anne baba rolüne bürünür. Yani insanlar gün içinde çeşitli rolleri bürünür ve farklı tepkiler verir. Farklı duygusal tepkileri olur. Bazen güler, güler, bazen ağlar, bazen sinirlenir. Bu dizdeki karakterlerin hepsi çok sinirli, çok agresifler abi. Bir hüzünlenme yok. Mesela Sultan Murat tam bir şey böyle. Fatih Sultan Mehmet o 5 saati izledim Fatih Sultan Mehmet'in kaşlar birleşti abi böyle. Sen ne dersin paşa? Paşa sen ne dersin paşa? Paşa ne diyorsun sen? Abi yeter ya. Bu adam hiç mi gülmüyor ya? İşte annesi kız bulmuş getirmiş. Kızı görüyor böyle yapıyor. Böyle böyle insan mı var ya dünya üzerinde? Psikiyatri koşuna hatırlar abi. Deli derler adamı ya. Böyle sürekli çatık karşı. Bu en son şeyde de oldu. Atatürk filmindeki işte şeyde de Atatürk sürekli çatık kaşlı. Abi insanlar sürekli çatık kaşlı değildir. Neden Türk dizilerinde ve önemli bir karakter işte Ertuğrul, Osman Gazi, Fatih Sultan Mehmet. Neden bunlar hep böyle agresifler ya? Sen ne dersin be? Ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun ey oğul? Ya yani sürekli böyle konuşuyorlar. Böyle insan yok abi. Tamam tabii, tabii ki kızdıkları zaman vardır. Paşa bu nedir dediği tabii ki zaman vardır ama bu... Ya günün 5 dakika 10 dakikalık bir bölümü ya. Geriye kalan 24 saat bu adamlar çatık kaçtı şey Fatih Sultan Mehmet odasında Eleni ile karısıyla birlikte oturuyor. Camdan dışarı izliyor. Ama sürekli kızgın. Dışarı böyle kızgın kızgın bakıyor. Oradan güvercin geçiyor. Güvercin şey diyor. Bana ne kızıyor lan diye bakıyor. Niye kızgın abi bu adam? Yani ne oldu? Yani ne der? Depresyonda mı Fatih Sultan Mehmet? Neden bu kadar agresif? Tabii ki hani bir padişahtır. Yönetim sırasında sorunlar olacaktır ve kızgın olduğu zamanlar olacaktır. Ama adamın kaşları hiç ayrılmıyor ki abi. iki kaş birleşmiş. Ya biraz gülümsetin şu padişahları ya. Bu kadar agresif olmasınlar ya. Adam suda şey yapıyor, boya sanat yapıyor. O sırada kaşlar çatık var. Bu ne abi? Bu ne? Hep sinirli, hep, sinirli. hep, hep kızgınlar. <laughs> ha? Şimdi savaş alanı dediğiniz yer arkadaşlar, o birinci bölümün ilk sa savaş sahnesinden bahsediyorum. Orhan şey yapıyor. İşte Bizans'a sığmış, o gelmiş, Onunla savaşıyor Fatih Sultan Mehmet. Şimdi savaş alanında en azından orada gördüğümüz en az 10 bin tane adam var. Şöyle düşünün bir statta kavga çıktı. Galatasaray Fenerbahçe maç yapıyor. Kavga çıktı herkes sahaya indi. 10 bin insan sahada birbirine girdi. Tekme tokat. Öyle bir ortam düşünün. Öyle bir ortamda herhangi bir futbolcuyu, herhangi bir adamı. Mesela Fatih Terim'i orada görme şansınız var mı? Yani seçebilir misiniz o kadar insanı? Seçemezsiniz. Savaş alanında böyle bir yer. Dar bir alanda. Ya dar bir alanda dediğim ovadalar ama. Birbirlerine girmişler. Yakınlar. Çok yakınlar. 10 bin tane insanı düşünün. Herkes birbirine kılıç, tekme, tokat, Allah ne verdiyse dalıyor. Savaş sahnesini güzel canlandırmışlar. İşte yerde yuvarlananlar, kafaları kesilenler falan. Tamam okey orası güzel yapmışlar. Ama Fatih Sultan Mehmet'in bir çeşit gladyatör filmindeki o Maximus gibi kılıcını çekip işte ne bileyim birinin gırtlağını tutup havada tutup lay 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 tamam gaz da çok sahte. Yani onun gırtlağını tutuyor havaya atıyor diğerleri zıplıyor Fatih'in üzerine Fatih yere yıkıyorlar. Bir kere bir padişah ya da şehzade ya da kral imparator Hani diğer devletlerde de böyle. Tek başına savaş alanında olmaz. Etrafında onu koruması için, onu onun için canını verecek fedaileri vardır. Yani bodyguardları vardır en ön safta. Yani en ön safta bile gitse padişah. Yanında en azından 50 tane, 100 tane sadece padişah, tek görevi padişah korumak olan adamlar vardır. Yani Allah Allah nidalıyla en ön safta gitmez padişah. Yani yanında adamları vardır. Onun için, yani ölmemesi için korurlar. Ve mesela diye Murat'ı gördü savaş alanında. Onu yakalayın dediğinde adamları gider yakalamaya. Fatih Sultan Mehmet de konan şey değil ki abi bu. Rambo değil ki tek başına koşuyor. Yani bu Osman dizisinde de vardı. Ertuğrul dizisinde de vardı. Tamam onlar hadi küçük uç beyleriydi. İşte 600 çadırlık bir beyliğin beyiydi o. O yapabilir. Hani o onu öyle diyelim. Hani o kadar aksiyona girmez hiçbir bey ama hadi diyelim o girdi. Hani küçük bir bey, beyliği yönettiği için Osman Gazi onun için hadi neyse. Ya da Ertuğrul Gazi uç bey'dir. Onlar sürekli aksiyona girerler. Savaşa girerler. O anlaşılabilir. Ama Fatih Sultan Mehmet'in olduğu dönem Osmanlı yükseliş dönemi ve Osmanlı çok büyük coğrafya hakim olmuş durumda. Evet savaşa katılıyor. Savaşa da girer. Dediğim gibi bir koruma kalkanı etrafında savaşa girer. Ama yani ata bindi. oradan bir nota oldu. Yardır yardır Orhan'ın peşine düştü. Ondan sonra iki tane şövalye geldi. Onlarla kapıştı falan. Bu biraz artık 14 yaşındaki çocuğun senaryo yazması olmuş bu. Yani bir şehzade ya da bir kral ya da bir padişah öyle yardır yardır bir adamın peşinden koşmaz tek başına. Adamları vardır onları işaret eder, ıslık çalar, bir şey yapar. Koşun şunu yakalayın der onlar gider. Ya da bir yere operasyon yapılacak gece operasyonu. Fatih Sultan Mehmet'in ne işi var abi gece operasyonu? Adaya çıkıyorlar. Belki orada pusu kurdular, yakalanacaklar. Düşünsene Osmanlı'nın birinci adamının tutsak düştüğünü. Böyle bir şey olabilir mi ya? ya bu ne kadar saçma. Ha bak çok güçlü mesela Malkoçoğlu'yu ve adamlarını Malkoçoğlu, Bali Bey ve adamlarını yolla. Onlar gitsin vursunlar. O okey. Ama Fatih Sultan Mehmet'in ne işi var oğlum adada? Korsan adasında. Ha bir de şey vardı. Bu köydeki işte kızı bulmaya gidiyor ya şey. Hüma Hatun. Köyün çeşmesi demir boruyla yapılmış. Ya o dönem demir boruyla köy çeşmesi mi yapılır? Ahşaptan ya da taş oymalıyı falan olur yani. Demir boru mu var o dönem? Şey güzel olmuş. Bak onu söylemedim. Yeniçerinin isyanı rajon kesmesi bu okey. Çünkü genç şeyler gerçekten devlet içinde devlet. Hani bizdeki bugün askeri vesayet dediğimiz şey o dönem gerçekten genç şeyler var. Hani padişahları tahttan indiriyorlar hatta kellerini alıyorlar işkence ederek öldürüyorlar. Genç Osman öyle öldürülüyor mesela. Ya da iki tane daha padişah öldürülüyor. Evet Yeniçeriler gerçekten bu dizide anlatıldığı gibi yeri geldiğinde rajon kesen, yeri geldiğinde atar gider yapabilen, kavgacı, e, istedikleri parayı alamadıklarında isyan edebilen, kazan kaldıran, e, Osmanlı'daki Osmanlı için içten içe karıştırabilen, şehri yağmalayan, İstanbul'u aldıktan sonra da oluyor bu olaylar. İstanbul'u yağmalıyorlar efendim. Bu çok olmuş. Yeni şeyler ciddi anlamda Osmanlı'nın başına bela olduğu dönemler olmuş ve çok padişahın başına bela almışlar Ve Fatih Sultan Mehmet döneminde de ciddi anlamda isyanlar yapıp sıkıntılar çıkarmışlar ve bunun arkasında Çandarlı olduğu da tarih kitaplarına falan yazan bir şey. Evet bu, bu kısmı güzel yapmışlar. Bunları Yeniçeri kıyafetlerinde aynı bu şeyde söylediğim gibi Viking kasketlerinde ya da ne bileyim işte imparatorların elindeki alsalar şu bu muhabbetinde olduğum, olduğunda söylediğim gibi. Yeniçerilerin de bu beyaz keçe şeyleri, şapkaları bildiğim kadarıyla bakın bu konuda emin konuşmuyorum ama bildiğim kadarıyla bunlar da tören kıyafeti. Yani törende giyilen kıyafet. Çünkü çok şey değil. Esnek bir kıyafet değil. Kapanda 10 kiloluk bir şapkayla savaşa gitmek istemezsin. Bu seni hem yavaşlatır hem yorar. E, ağır bir şeydir. Bir de mesela Yeniçeri Ağası'nın ocağa gidiyorlar. Yeniçeri Ağası'yla konuşacak. Rajon kesiyor. O hepsinin kafasında şapka var. 24 saat bu şapkayla gezinmez abi. Şimdi bu biraz gerçekçiliği baltalıyor. Diğer dizilerde vardı. Yani 24 saat eğer böyle bir şey varsa. Gerçekte de böyleyse çok kötü bir şey yani. Ben böyle olduğunu zannetmiyorum. Şapkanı çıkarıyorlardır. <laughs> yani 24 saat şapkayla gezmek yani kapalı mekanda oturuyorlar adamların kafasında şapka var. Ve sürekli. Hani bütün iç mekan çekimlerinde herkesin kafasında şapka var. Hadi bakanlar kurulu toplantısı gibi paşalar toplantısı yapılıyor. Meclis kurulmuş. Orada hadi törensel bir şey olabilir. Ama yani mesela iki kişi oturuyorlar. Çandarlı ile işte yanında bir tane daha paşa var. O oturuyor. İkisinin kafasında şey var. Kavuk var. Oğlum bunlar hiç mi çıkarmıyorlar lan? Yatarken kavukla mı yatıyorsunuz siz? Yani öyle bir sohbet ortamı, çay içiyorlar, muhabbet ediyorlar. Böyle sahneler olsa, yani biraz daha doğal sahneler olsa iyi olur. Çünkü herkes böyle. Eee Çandarlı şimdi ne yapacağız? Bilmem ki. Ne yapasak? Falan. Böyle konuşmalar olmaz abi. Biraz rahattır bunlar. Köşeye oturmuş tamam mı? Mesela köy evinde olduğunu düşün. Hani orada vardı ya minderler falan. Oturmuşsun, rahatsın. Şapkanı çıkarmışsın, koymuşsun kenara. Orada bir çay içiyorsun, kahve içiyorsun, sohbet ediyorsun, lokum yiyorsun falan. Hani Türk şey Türk lokumu yiyorlar. Sohbet ediyorlar. Böyle biraz daha rahat relax bir ortamda. Hani ayaklarını uzatmış paşalar sohbet muhabbet ederken siyaset konusu ya da ne bileyim kötü insanlar işte kafirler, Hristiyanlar. Daha böyle işte ne bileyim. Mesela işte oradaki vatandaşıyla konuşurken biraz böyle o sıra bir ne yapmamız lazım bilmiyorum falan. Sokak duyuruyorlar mesela bir Hristiyan şehrinde. O sıra konuşuyorlar falan. Böyle bir şey olsa daha makul. Kilise gibi bir yerde yapıyorlar. Kilisenin baş psikopas kilisenin şeyinde ee, balkonunda duruyor. Lan baş, baş psikopos kilisenin balkonunda durup konuşma yapar mı ya? Bu yanoşun ve kötü Macarlar ve diğer kötü karakterler ya da bütün Hristiyanların aşırı kötü olması Türklerin sonu geldi. Türkleri Anadolu'dan süreceğiz falan gibi konuşmalar. Çok yapmacık. İlkokul tiyatrosu gibi. Lütfen artık Hristiyanlar şöyle göstermekten vazgeçin. Mesela şöyle göster sunulsa bence çok daha makul olur. Mesela işte Hristiyanlar birlikte dua etmişler. Mesela biri çıksın desin ki Anadolu'da birçok Hristiyan yaşıyor ve bu Müslümanların ona zulmetmesinden, onlara zulmetmesinden çok korkuyorum. İnançlı diğer Hristiyanları korumak için Müslümanları durdurmamız gerekiyor gibi bir şey söylese daha makul olur. Çünkü insanlar yani Avrupa'da falan şöyle, şöyle gezmiyorlar yani ellerinde şöyle. Hepsini öldüreceğiz. Bütün Müslümanları katledeceğiz. Böyle gezmiyorlar abi. Siz öyle, ya biz öyle mi geziyorduk? Osmanlı böyle miydi? Cihat yapacağız, bütün Hristiyanları keseceğiz. Böyle bir Osmanlı askeri paşası, sultanı var mı? Ya biz de gidip orayı fethetmişiz, Cihat yapmışız. Ya biz böyle miyiz yani? E, bütün Hristiyanları katleteceğiz. Balkanlarda kafir bırakmayacağız. Böyle mi konuşuyoruz biz? Biz böyle konuşmuyoruz, onlar da böyle konuşmuyor. Adam ayin yapıyor, dua ediyor. O da onun kendince inancı inanmış Diyor ki Anadolu Hristiyan coğrafyasıydı. Müslümanlar eline geçti. Ama orada hristiyanlar var. Orası bizim kutsal topraklarımız işte Kudüs falan. Orayı fethedeceğiz diyor. Adamlar böyle bu mimivalde konuşup geliyorlar. Yani böyle, e, böyle değil adamlar ya. Gargamel gibi gezmiyorlar yani. yani bütün filmlerde böyle göstermez. Artık şey oluyor yani. Bir de şöyle bir şey var. Mesela dikkat ederseniz yabancı filmlerde kötü karakterler çok daha güçlü, görkemli, entelektüel ya da ne bileyim başka üstün özellikleri vardır. Mesela ne diyeyim Star Wars. Darth Vader var. Luke onun yanında hiçbir şey. Yüzükler Efendisi'ne bakıyoruz. Sauron, işte Saruman vesaire kötü karakterler var. Frodo var bizde. Başrolde Frodo var. Gariban hiçbir özelliği olmayan sıradan bir hobbit. Yardır yardır gidiyor. Harry Potter'a bakıyorsun. Lord Voldemort var. Dünyanın en güçlü, güçlü karanlık büyücüsü. Harry Potter var. Hiçbir vasfı yok. Öksüz yetim. Büyü yapma yeteneği çok kuvvetli değil. Çok zeki değil, çok becerikli değil, hiçbir özel olmayan sıradan bir çocuk. Ama onlar daha çok izleniyor, daha çok seviliyor. Neden? Çünkü iyi karakterlerin böyle müthiş güçlü. Mesela şimdi size iki tane senaryo söyleyeceğim. Hangisini izlemek istersiniz? Birinci senaryoda şu var. İşte annesi hasta, ona bakmaya çalışıyor. Sabahları pazarda çalışıyor. İşte ne bileyim bir kasap dükkanında çalışıyor. Akşamları çalışıyor ve iyi bir boksör olmak isteyen bir boksör var. Ve dünyanın en güçlü boksörlerinden biriyle karşılaşacak. Birinci film senaryosu bu. İkinci senaryosu ise şu. Çok güçlü iyi bir boksörümüz var. Çok iyi ama. Yemesi içmesi her şey yerinde hiçbir sıkıntısı yok. Yedi önde yedmedi arkasında spor arabasıyla geziyor ve karşısında kötü bir boksör var. O kötü boksörü dövecek. Şimdi hangi senaryo daha ilgi çekici? Birinci senaryo mu ikinci senaryo mu? Ya iyi karakterin zorluklarla mücadele ederek çok güçlü bir kötüyle mücadele etmesini anlattığı senaryo bence çok daha etkileyici. Yani bu Yanoş mesela Böyle herkesin evine gidip lan bizden misin onlardan mısın he he falan şeklinde bir adam olmak yerine daha entelektüel, daha hareketleri tutarlı, daha duruşu falan böyle daha bir hani Fatih'in karşısındaki kötü Fatih yani. Fatih Sultan Mehmet var bir de onun karşısında çok zeki, entelektüel ve cazibeli, güçlü bir karakter var. İşte ne bileyim sabah kalkıyor işte kadınlarla birlikte ondan sonra bir şeyler yiyor, spor yapıyor. Bu ara zor durumdaki insanlara yardım ediyor ama aynı zamanda Anadolu'yu da fethetmek istiyor. Mesela böyle bir yanoş olsa örnek veriyorum. Ya bu da etkileyici olmaz mı? Böyle bir adamla savaşması Fatih'in daha etkileyici olmaz mı? Yani gerizekalı Gargamel gibi ee, e, Türkleri şimdi öğreneceğiz Yani bir Andavalla savaşması gerçekten izlerken sizi cezbediyor mu? Beni etmiyor. İşte hasta imparator katolik şey ortodoks kavgaları ve orada bir şey diyor. Türkler bizi ehli kitap görüyor ama ya katolikler onlar bizi kafir görüyor falan şeklinde bir konuşması var notar olsun. Notaros konuşmadan sonra kovuluyor. Ve nasıl oluyorsa kovulmuş biri olarak yani sürgün edilmiş biri olarak gelip imparatorun odasına girip imparatoru boğarak öldürebiliyor. Arka plan ölçeklerinde problem var demişim. Evet bu Bizans sarayının olduğu kısım ya da işte bu Eflak prensi miydi şey Yanuş'un gidip katlettiği şehirdeki. Mesela orada surda konuşuyorlar şeyle kralla. Eflak kralıydı galiba. Kral böyle 2 metrek surun üzerinde duruyor. Hacivat Karagöz oyunundaki Hacivat'ın evi gibi bir yer yani. Hani Eflak'ta gerçekten o kadar küçük müymüş surlar? Ya da Bizans saraylarında mesela böyle binalar çok küçük. Yani ölçek hatası var. Yani scale'i biraz büyütün abi o PNG'leri büyütün biraz. Yani o kadar küçük olmaz. Şey de öyleydi. Mesela bu Hümayun'un işte bir paşayla konuşmaya gidiyor. Kızı Eleni hakkında bilgi alacak. Mesela orada bir Kuş şey var. Tahtada kuş resmi çizmişler. Arka planda bir tane şey var. Gece evi var. Yani gece evi mi olur oğlum? sarayı orası. Şehzadenin gerilla operasyonu. Gece harekatı. Sas komandosu gibi e, korsanların <laughs> mekanına basması. Bunu söyledim az önce. Çok saçma. Bir şehzadenin orada ne işi var? Bir de bu şehzade... Hani beş tane şehzade, 10 tane şehzade olur. Bir tanesi böyle manyak bir işe girişi. Okey. Ama bu adam sultan olmuş. Bir daha sultan olacak şehzade. Yani baş. Yani bu veliat şehzade. Yani en öndeki kişi. Böyle bir işe girmemesi lazım. Saçma. Ee, ha sultanın mektubunu Haseki'nin alması durum var. İşte Sultan Murat sevgi sevgisine Hüma Hatun'a bir mektup yazıyor. Bir tane şey veriyor. Kadına veriyor. Götür bunu işte Hüma Hatun'a gidecek bu diyor. O da gidiyor bir Haseki'ye veriyor. Diğer karısına veriyor. Şeye Halime Hatun'a veriyor. Şimdi burası saçma. Şimdi böyle bu, mesela Murat bunun gitmediğini bir fark ediyor yani. Yani çok zor bir şey değil. Ve bunu fark ettiği anda şey gidiyor. Halime Sultan gidiyor, Hatun'a gidiyor. Sen benim mektubum. Bir kere öyle olmaz o iş. Ben mektubu kime teslim ettim? Bir cariyeye, Ayşe Hatun'a. Ayşe Hatun çağırırsın. Yani gerçekte olması gereken kısmı anlatıyorum ben size. Hatun benim mektup nerede? Ben sana mektup verdim. E Sultanım şöyle oldu böyle oldu falan filan. Nerede kızım benim mektubum? Ve sultanım ben mektubunu şuna teslim ettim. Bugün benim özel mektubumu, bir padişahın özel mektubunu başkasına teslim eder. yarın devletin sırlarını da başka bir düşmana teslim eder. O zaman senin bu hatan yüzünden senin kollarını keseceğiz gibi bir ceza alır. Yani düşünün, Cumhurbaşkanı'nın gizli kaşeli bir mektubunu adamın alıp başka birine, başka birine vermesi gibi bir şey. Yani büyük bir skandal. Ve bu orta çağda oluyor bu olay. Yani bu cariyelerin canının hiçbir kıymeti yok ceza olsun diye ne bileyim dilini keserler, gözüne bir mil çekerler, kulağına bilmem ne yaparlar falan filan. Ya bir sürü ceza var, ağır cezalar var ve hiçbir cariye, hiçbir... Çünkü sen bir köleye bir mektup teslim edip götürmesini istediğinde bu köle bunu yapmazsa ve sen buna hiçbir ceza vermezsen... Ondan sonra bir tane adam senin sözünü dinlemez o ortamda. Seni şey görürler, zayıf görürler. Bu zayıf olmaması mutlak otoriteyi haremde sağlaman için böyle bir Suç işleyen kişinin kolunu, bacağını kesersin, kırarsın, işkence edersin. Öldürürsün yani, paramparça edersin. Bu Osmanlı değil, dünyanın o dönem her yerinde böyle. Yani bir şeyin, e, hizmetlinin, böyle kölenin işte mektup alıp, sultanın e, bizzat elinden mektup alıp, onu başka birine vermesi gibi bir şey söz konusu olamaz. Adamı patates ederler. Ama orada Halime Sultan'a gidip, ne yaptın, niye yaptın bunu <laughs> falan şeklinde saçma sapan bir e, melodram var. Bence çok saçma olmuş o kısımda, olmamış yani. Bakalım burada söylemediğim bir şey var mı? Çatık Kaşlı Mehmet'i söyledim. Ee, İmparatorun öldürülmesi çok saçmaydı Bizans'ta. Bu kadar kolay öldürülmesi saçmaydı. Ee, Eleni Kız'ın doktorunun planı çözmesi durumu var. Şimdi Eleni bir köle olarak, yani köle de olmasa bile cariye neyse işte getiriliyor hareme. Hale, harem'e giriyor. Haremde baş doktor kadın var. Yıllardır orada doktorluk yapıyor. 10 yıldır, 20 yıldır. Çünkü Emine Ün'ün yani Halime Hatun'un iletişim kurduğuna göre yıllardır orada doktorluk yapan bir kadından bahsediyoruz biz. Ve bunu Hüma öldürmesini söylüyor Hayme Hatun. Şimdi burada bu doktor kadının yıllardır Hüma Hatun'a ilaç veren biri. Ve Eleni geliyor ve tam Eleni'nin geldiği zaman da böyle şey yapıyor böyle. İlacı, ilacı bir şey mi kattım? Hayır katmadım. Nereden çıkarıyorsun sen bunları ya? Hayır ben ilacı ne, ne katacağım ben ilacı? Katmadım ki ben ilacı. Ya bu kadar amatör olunmaz abi öyle bir ortamda. Ya saray ortamında yıllardır doktorluk yapmışsın, kadın doktorsun falan. Yani bu amatörlüğü elinde hemen de kavruyor. E, çünkü çok zeki. Çok iyi niyetli, çok güzel ve çok zeki ve çok çok çok. Her şeyi çok elini. Süper karakter bir uçamıyor yani. Her şey süper. Hemen geliyor orada Hüma Hatun'un hayatını kurtarıyor. Ya o, mesela o zehir yaparken görmüş falan olsa yine neyse. Şey diyor bunun rengi niye böyle işte ben ona başka ilaç kattım diyor. Bir kere bu, o kadar aptalca bir şey var ki mantık hatası var ki. Kadın, doktor kadın Eleni'ye ilacı nasıl yapılacağını öğreten kişi. Eleni gelip efendim bu pembe olacak neden sarı oldu dediğinde. Eee kızım onun için sarı arduç kuşu meyvesi de eklemek lazım bazen. Ara ara ben eklerim dese... ...Elen ne diyebilir ya? Elen ne biliyordu? Allah'ın zırtosu köyden geldi daha yeni ya. Köyden gelmiş kız. Doktorun yanına çırak verler. İki günde doktora doktorun işini öğretmeye başlamış. Doktor da mal. Hemen panikliyor, heyecanlanıyor. Öyle bir şey olmaz abi. Doktora desen ki işte... ...bu ilacı niye... ...gerçek doktor düşün. Bu ilacı niye yazdın? muadilini yazmanı desen. O şu an o ilaç senin için uygundur dedim. Biter. Doktor da daha iyi bilemezsin ki. Ve Elen'e orada çırak gelmiş. daha. Dur lan bugün bir dün iki, bugün bir yani neyse işte. Ya sen ne ara öğrendin de burada hemen doktorun foyasını ortaya çıkardın? Aşırı kötü bir kısım orası. Çok saçmaydı yani. Eleni'nin Hüme Hatun'un kurtarması tam bir boktanlıktı yani. Çok kötü. Kim yazmıştı o senaryoyu? Atın onu. Gerçekten atın yani. Padişah'ın hiç casusunun olmaması durumu var. Yani Çandarlı bir oyun oynuyor. Fatih Sultan Mehmet bunu anlamıyor. Fatih Sultan Mehmet yedi dil bilen yani çeşitli türlü türlü kitaplar okuyan, kendi topunu döktüren, İstanbul'u fethedecek bütün stratejik şeyleri bulan, türlü türlü adamlarla iletişime geçen, dünyanın en güçlü devletinin o dönem en zeki lideri. Ama bir tane güvenceye casus yok. Bir tane güvenceye adamı yok. Sonra Sultan Murat'a bakıyorsun, o da kimseyi bilmiyor, tanımıyor. Şandalye ne derse o doğru. Ulan bu adamdan hiçbir padişahın gizli askeri olmaz mı? Adam olmaz mı? Ajan olmaz mı? Padişah tek bir kişinin sözüne mi bakar? 50 tane adamı olur. Koskoca ülke yönetiyor ya. Binlerce adamı var bunun. Askeri var. Bir sürü bürokratı var. Padiş şeyi var. Paşası var. Endurum mektebinden çıkıp gelen bir sürü hizmetçi hizmetlisi var. Adamı var bunun. Yani Çandal ne derse o doğrudur deyip iki tane padişah da kafa sallıyor böyle ya. Biraz mantıklı onu ya. Padişahlar, şehzadeler operasyona gitmez. Adamlarını gönderir casusluk faaliyetlerini adamlara yaptırır. Casuslar arasında bir kavga olsa biz casuslar arasındaki kavga Çandarlı'nın adamları, Sultan Murat'ın adamları, Fatih Sultan Mehmet'in adamları arasında bir kargaşa izlesek daha makul. Mesela muhteşem yüzyılda buna benzer bir muhabbet döndürüyorlardı. Ama bir padişah, şehzade, sadrazam bizzat birinin sarayına girmez, bir operasyona katılmaz, bir savaşa tek başına yardır yardır gitmez. Bunlar böyle süper karakter gibi, X-Men karakteri gibi geziyorlar ortada yani. Bu böyle olmaz. Saçma. Eflak Prensesi ve draması. İşte Eflak prensiye geliyor. Yanoş'a geliyor. İşte diyor ki ailemi öldürme. Sana kapılar açacağız falan diyor. Son an işte şey orada gidiyor babasını atıyor surlardan falan filan. Böyle bir sahne var. Burası birkaç komik kısmı söyleyeyim öncelikle. 2 metre surdan bir adam düşünce ölmez. Ha sur çok yüksekse o zaman yüksek sur yapsaydınız. O yani konuşacak mesafede bir surdan adam düşüp ölmez. Bir pa kral yanında asker olmadan surda tek başına mal gibi eşek gibi tek başına gelen düşman ordusu geliyor. Onunla konuşmaya tek başına gitmez abi. Yanında askerleri olur. Ve askerler prense değil krala sadıktır. Genelde böyledir yani. çok istisnai durumlar vardır ama şey kimdeyse asa kimdeyse patronudur muhabbeti var ya taş kimdeyse. Bir kralın yanında hiç koruması olmadan surlara çıkıp tek başına niye geldin yanoş niye geldin diye konuşmaz. TikTok karakteri değil bunlar. Yanında adamlar olur. Ve hadi Prens yanındaki adamları da ikna etmiş olsun. Orada daha bir mizansız, yani daha iyi bir sunum olabilirdi böyle. Ben Türklerden yanayım. Türkler iyidir. Öyle mi? O zaman atsana o babanı. Tamam atıyorum. Attım. Aa öldü. Ha 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 falan. Bu ne abi? Abi yapmayın ya. Bu kadar kalitesiz olmasın ya bu yan senaryolar. Ve buradan bir Game of Thrones draması çıkarabilirdiniz yani. Babasına ihanet eden çocuk. Orada deliriyor, bütün şeyler, Eflak öldürülürken e, ağlıyor, ben ne yaptım perişan, bunu görmemiz lazım. Yani o acıyı, o hatayı, bir Eflak drama sırf bir bölüm bunu anlatabilirdiniz yani. Ben Fatih Sultan Mehmet'in camdan bakıp güvercinlere sinirli sinirli bakmasın 15 dakika izleyip arkada dandara dandara müzik işleyeceğim. Bunu izlemektense, mesela bu Eflak prensinin dramasını izlemeyi isterdim. Korkak bir prensin babasının olan ihanetini çok daha güzel anlatabilirdiniz. Oyunculuk çok kötü. Eflak Prensi çok kötü oynamışsın abi. Kimsin bilmiyorum ama. bu hareketler bir tutuk tutuk. Çok daha iyi bir şey çıkarabilirdiniz. Ama olmamış. Olmamış yani. Yani o kadar güzel bir, olabilecek bir hikaye. Yanoş'u daha. Mesela Yanoş'u çok zeki, akıllı ve sakin. Ama aynı zamanda korkunç bir karakter yapabilirdiniz orada. Ama Yanoş bir he, he he he. ben öldürdüm hepinizi gibi bir karakter olarak devam ediyor. Yani bizim kötü karakterler niye bu kadar kötü? Kötü derken yani iyi değil. Yani başarısız. Türklerimizin, Türklerimiz, Türklerin hayatımızda olmadığı yeni bir dünya düzeni kuruyoruz. Çok günümüz dünyasına propaganda maçı söylenmiş bir söz. Bir kere Türkler diye pek geçmiyor o dönem. Osmanlı'ya Müslümanlar diye geçse daha makul olurdu. Türkler lafını pek kullanmıyor ya yabancılar. Ha korsanlarda kuru kafa baskılı yani 3D baskılı printerdan çıkmış baskı <laughs> bir şey var. Kuru kafa vardı bir tane korsanın. 14. yüzyıl kuru kafayı tamam bayrakları çiziyorlar da kuru kafa şapkası nasıl yapmış onu? Yani oyma mı ne ne o yani. Deri deri baskı. Ee, korsan kaptanın satışı var. İşte Fatih Sultan Mehmet çok zeki bir olduğu için geliyor hapse giriyor tek başına. Yani hapse giriyor derken ee, korsanın yanına gidiyor. Giriyor. Mesela şöyle düşünün. Fatih Sultan Mehmet girdi. Ee, bize Capello'nun yerini söyle dedi. Capello Fransız bir futbolcu bildiğiniz üzere. Kapalyon'un yerini söyle bize dedi. Adam diyor ki öldürseniz de asla söylemem diyor. Ondan sonra diyor ki iyi al su iç diyor. Diğerlerine su verdik diyor. Su içiyor. Diğerleri ölmüş numarası yapıyor. Sen de öleceksin şimdi ama panzehri bende diyor. Adam da ne olur beni öldürmeyin ne olur beni. <laughs> ne olur beni öldürmeyin diye ağlamaya başlıyor. Tamam o zaman söyle kapalyonun yerini şeyi al diyor. Panzehri al diyor. Hemen söylüyor yerini. Panzerini alıyor. Şimdi <laughs> Ya bu nasıl bir satıştır abi? Bu ne bir yavşaklıktır ya. Oğlum bir dakika önce ben öyle size söylemeyeceğim diyordun. Adam bir su içirdi hemen söyledin lan. Ne tırt tırt bir korsanmışsın sen. Ha korsan söyler zaten satar o sorun değil. Mesela şöyle bir şey dese daha makuldü de öyle bir sahnede. Beni serbest bırakın iki kez de altın verin ben size söylerim dese. Biraz böyle Jack Sparrow tarzı okey. Zaten Fazıl Sultan Mehmet parayı verir serbest bırakır onu giderdi zaten tamam <laughs> mı? Beni öldürsenize söylemem deyip zehri içer içmez hemen ötmenin anlamı ne oğlum yani çok saçma. Bir de mesela öyle bir durumda o adam işkence eder o lafı alırlar zaten onda. Yani bir su içmeye bu kadar ötecek adam iki tane sopa çal ayak derisini yüz tuzla geri dik her anında öter zaten o herif. Yani Osmanlı'da işkence yok muydu yani ya getirmiş adamın ağzını yani bilgi alman lazım ispat bilgi. Yani böyle numaralarla mı alıyorlarmış Allah aşkına verirler sopanın gözüne yer misin yemez misin döverler orada adamı. O bilgiyi de o adamdan alırlar. Yani böyle çeşitli triklere girmenin anlamı yok yani. Hani bir şekilde sana konuş, seni konuştururlar orada. Adamların tuzlu olmuşsun. Sana orada var ya ne joblar sana sokarlar da seni öttürürler orada yani öyle. Su içirmiş de bilmem Fatih, Sultan Mehmet'in zekasını böyle mi çözüyorsunuz yani? Yapmayın Allah aşkına. Bir de bir başka saçma şey daha var. Mesela bu korsan, korsandır sonuçta savaşçı. Güçlü olabilir. Mesela Fatih Sultan Mehmet girdi oraya. Adam kapıyı omzu attı. Fatih Sultan Mehmet gırtla yakaladı. Çok güçlüymüş Mersem. Bilemediler. Öldürür lan oradan adamı. Eli bağlı değil. Şey değil yani. İndirir yani. O dar bir alan orası. Dar alanda da birebir de güçlü bir adamsa. Mesela ölüm korkusu varsa. Fatih Sultan Mehmet orada öldürebilir ya. Oğlum hiç şehzade, hiç sultan. Korsanın olduğu hapis odasına girer mi ya? Manyak mısınız abi siz? İki tane güçlü adam sokar. Kendisi dışarıdan izler. Konuşur. Bu soru adamlar kafasını duvarlara vurur. Konuşturur onu orada. Fatih Sultan Mehmet çok pervasız. Giriyor böyle ayaklarını uzatmış. E, anlatacağım mı falan diyor. Böyle bir şey olamaz abi. Konuşturacaksa bir yanında iki tane koruması ya, daha geniş bir alanda yani. Hep güvenliği ön plandadır padişahların. Şehzadelerin. Ya böyle şey gibi tek başına oğlan çocuğu. Her yere giriyor Fatih Sultan Mehmet. Sonra Capello'yu yakalıyorlar. Capello da anında satıyor. Diyor ki olur mu diyor ya haçlar şunları şunları yapacak ya diyor. Bak bende kağıt vardı. <laughs> Herkes satış hazır abi. Hristiyan dünyası satış hazır. Anında koyuyor cevabı veriyor. Diyor olur mu ya diyor Fatih beni kurtardı diyor. Böyle böyle olmuştur diyor. <laughs> ben altınları bu için aldım diyor. Capello da satıyor yani. Yani korsanlara güven olmaz arkadaşlar. Venedik, ha, Venedik elçisinin kılıçla imtihanı var. Böyle bir kollarından tutup eğiyorlar Venedik elçisini. Ya böyle bir şey ya, ol, olur olabilir de yani niye ne gereği var ki yani? yani çünkü Venediklerle o ticaret yapıyor Osmanlı ve düşman savaş durumunda değiller. E elçi gelmiş diyor kılıcı yanında kılıçlı adam var o da yürüyemiyor. <laughs> <Krap etmiş. gülüyor> o sahneyi kesin izleyin bak. İzlemediyseniz internetten açın izleyin. Sultan Murat Venedik elçisi var. Böyle kollarından tutup kıvırmışlar. Herif yeri kafayı eğdirmişler böyle. Korkuyor adam böyle böyle duruyor sultanım sultanım öyle değil falan filan diyor. Sultan ayağa kalkıyor. Adamla şey yapıyor ve parmak hareket yapıyor. Gel diyor. Yanındaki adam geliyor ve elinde kılıcıyla. Tamam Kılıç, kılıçları yani o. Kılıcı çekip gırtlak kesiyor. Bunu muhteşem yüzyıldan almışlar. Orada bir tane bir kere bir sahne vardı. Her seferde bu sahne yok yani. Hani yavaş yavaş görüyor böyle. Tamam <laughs> Yanındaki figüran oynayamıyor <laughs> Yürüyemiyor daha doğrusu. Böyle hani çok bol ya onların kıyafetler. Oğlum adam hayatında kılıçlara kılıçlar kıyafeti mi giymiş? Ne bilsin adam? Yürüyemiyor adam. <laughs> Ayağı dolanıyor böyle yürürken. Neyse orası çok komikti. Ya yani orada yürüyemediğini görünce komik geldi çünkü çok ciddi bir sahne, aşırı gergin bir sahne. Çünkü birinin kafası kesilebilir orada. Müthiş gergin bir sahne. Fakat yanında kılıcı tutan adam yürüyemiyor. <laughs> Ulan bari yürütmeseydiniz. Adam orada dursaydı şeyin Venedik şeyin yanında. O saniye bir daha çekseydiniz. Venedik şeyin elçisinin yanında dursaydı kılıçlı adam. Sultan gelseydi bari. Yani adam yürüyemiyor belli ki. Kıyafet bol gelmiş. <laughs> Ayağına dolaşmış. <laughs> Neyse işte gidiyor böyle. Kılıcı böyle tutacak gibi yapıyor. Venedik elçisi korkuyor. Sonra kaldırıyor. Biz elçilere zarar vermeyiz diyor. <laughs> Dayı niye yaptın o zaman bunu? Yani ne gene vardı böyle? Yani bu aksiyon niye var? Elçi niye korkutuyorsun sen ya? Elçi korkunca yani şöyle mesela elçi geldi onu öldürmeyeceksin ve onu korkutuyorsun. Bu korkutmanın bir sebebi olması lazım. Yani evet korkuttuğum için şu bilgi aldım gibi bir şey olması lazım. Öyle bir şey de yok. Elçi zaten her şeyi söylüyor sana. Yani o kılıcı çekecekmiş gibi yapmanın anlamı ne? Ya kime kime bu mesaj? Yani ne anlamamız lazım bizim orada? Ben hiçbir şey anlamadım. Şey eğmişsin elçi. Elçi sana her şeyi anlatıyor zaten. Bıdı bıdı konuşuyor. Döküyor zaten. Hani o bir casus değil. Gizli, bir şey gizlemiyor. E, elçi öldürmeyeceğinde belli. Yani ne, neydi yani oradaki amaç ne? Saçma sapan bir sahne. Yani Sultan Murat isterse kılıçların yanında, yanındaki taşıdığı kılıcı çekip birini öldürebilir. Saçma sapan bir şey. Abi bu milletin aynı kıyafetleri giymesi olayı var. Hemen hemen herkes aynı kıyafetleri giyiyor sürekli. Sultan Murat'ın falan kıyafetleri 3-5 değişiyor ama. şey Malkoçoğlu aynı kıyafeti giyebilir. Niye? Bu adam sınırda koşturan, at sırtına koşturan bir herif. Sürekli kıyafet değiştirmez. Ama Notaros belli ki şey diyor ben başvaliyim falan diyor. İstanbul'un başvalisi. Yani zengin bir adam. Kalantor. Bu herifin kıyafetler olması lazım ya. Konstantinos'un Bizans'ın ileriki kralı büyük ihtimal. Onun güzel kıyafetler olması lazım. olsun güzel farklı kıyafetler olması lazım. Mesela Helena Dragas'ın güzel kıyafeti bir tane var ama bir tane var. Halime Hatun. Sürekli aynı kıyafetle geziyor. Abi bunların 50 tane kıyafeti vardır ya. Bunlar niye hep aynı kıyafetle geziyor ya? Değiştirin abi şunların kıyafetleri. 3 bölümde aynı kıyafetle geziyor hepsi. Hani kokar da biliyor musun yani? Hani oyunculara da yazık. Aynı kıyafeti giymekten... Mesela çant Selim Bayraktar aynı kıyafeti giyip duruyor. Koku demiyor mu ya? Bu yıkayın falan. Yani yıkayıp yıkayıp mı aynı kıyafeti giydiriyorlar? Bir de deri falan ya. Onlar yıkanması da zor. Kuru temizleme mi oluyorlar acaba? Neyse işte. Ya yani çok sıkıntılı bir durum. Bu şeyde de var. Mesela Osman dizisi, Ertuğrul dizisi ve diğer dizilerde hep böyle aynı kıyafetleri giyiyorlar. Abi bunlar padişah padişah. Bunların koca devleti var. Bunlar her gün sabah bir kıyafet, akşam bir kıyafet giyebilecek durumdaki insanlar. Zaten birbirlerine habire çeyizdir, şudur budur kıyafet yolluyorlar. Bunların 50 tane kıyafeti var. Siz bunların kıyafetlerini niye hiç değiştirmiyorsunuz ya? Bunlar hayır, bir yolculuğa çıkarsın. Mesela Yüzgün Efendisi'nde de kıyafet değişmiyor. Ama adamlar yolculuğa çıkmışlar. Savaşa gidiyorlar. O sıra kıyafet değiştirmeyi pek düşünemiyorlar. Ama mesela bulundukları yerlerde onlara kıyafet mesela e, kuyut, ormanı şey Galadriel'in ormanına gidiyorlar. Orada mesela pelerin veriliyor. Ya da ne bileyim Gondor'a gidiyorlar. Gondor zırhı veriliyor. Rohan'a gidiyor. Rohan zırhı veriliyor. Hobbitlere. Ya böyle ufak tefek değişiklikler oluyor. Bu karakterler hiçbir değişmiyor ya. Ev, sarayda oturuyor aynı kıyafette. 6 aydır. Bir yıldır. Ne yapıyor? Aynı tek kıyafeti var çıkıp çiteleyip yeniden mi giyiyor bunlar? Yani biraz değiştirin şu kıyafetleri ya. Bir kostüm almışsınız. Bu kostümde hepsinin kostümün değişmesi lazım. Mehmet dizi çekiyorsan, Fatih Sultan Mehmet'in hayatını anlatıyorsan çok para harcaman lazım kardeşim. Çok fazla figür figüranın olması lazım. 10 tane adamla Fatih Sultan Mehmet dizisi çekilmez. Ve sadece Fatih Sultan Mehmet'i anlatmıyorum. Eflak, Boğdan, Yanoş, Macar, Bizans hepsini anlatmaya kalkıyorsun. Bu bütçe Game of Thrones'ta yok be. Nasıl anlatacaksın? Onlar bile zor altından kalkıyorlar. Yedi tane krallık anlatıyordu orada. Sen de bir yedi tane krallık anlatıyorsun. Bir bizans anlatacaksın. E ne oluyor o zaman? Kötü kötü oluyor işte. Bir tane oda bulmuşlar. Baş psikopası sürekli orada konuşuyor. Bir tane başka bir oda var. O odada işte Eflak prensi konuşuyor. Bir odada Abboa'dan prensi konuşuyor. Yani güzel olmuyor o zaman. Bu kadar büyük bir iddialı bir şey anlatıyorsan bütçeyi şey yapacaksın, harcayacaksın abi. Yoksa böyle şey gibi oluyor. Tiyatro oyununa benziyor bu. Bu bir tiyatro oyunu gibi. Bir savaş sahnesi başlangıçta güzeldi. Onun içinde hep tiyatro tiyatro olaylar. Onun için üçüncü bölümü bitiremedim. Sıkıldım çünkü. Senaryo çok çiğ. Tamam mı? Olaylar, karakterler çok sığ. Karakterlerin motivasyonu, amacı ne belli değil. Kök hepsini öldüreceğiz falan dışında. Bir amaçları yok. Bu adamların hayatta dair bir tek fazla Sultan Mehmet'in bir amacı var. Kızıl Elma İstanbul'u fethetmek. Kafaya takmış onu. Onun dışında kimsenin bir amacı yok. Ya hikayeler çok şey geliyor benim Çok mıy 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 oluyor. Güzel olabilecek potansiyel olan mesela işte o Eflak Prensi'nin babasını öldürmesi ve şehri onun yüzünden yok edilmesi falan. Mesela o biraz şey, o biraz olabilirdi. Potansiyel olan bir hikaye. Mesela onu yok etmişsiniz. Yani karakterler şey gibi ya. Fantastik kurgu karakter. Eleni mesela fantastik kurgu karakteri gibi ya. Polyana gibi bir şey. Hadi öyle bir karakter olsun tamam. Ya ne bileyim böyle işte. Evet sevgili dostlar anlatabileceğim şeyler bunlar. Yani iki buçuk bölümlük dizinden çıkardığım bunlar. Çok fazla eksiği var. Çok daha iyi bir şey bekliyordum ben. Kostüm olayını halletmişler Türk dizilerinde. Artık güzel kostümler var ama değiştirmiyorlar. Tek bir kostümle bir sezon geçirmek zorundasın. Platformlar çok sıkıntılı. Çok büyük bir şey anlatıyorsun sen. Fatih Sultan Mehmet'i anlatıyorsun. Dönemin en güçlü adamını anlatıyorsun. Binlerce askeri, binlerce adamı, binlerce bürokratı, binlerce saray mensubu olan bir adamdan bahsediyorsun. Çok büyük bir şey anlatıyorsun. Ama hiç geniş çekim yok. Hep dar alanlarda, küçücük odalarda çekim yapmışsınız. Ya savaş sahnesi çekiyorsun. Şöyle geniş geniş çeksene ya. At sırtında Fatih Sultan Mehmet'i böyle geniş geniş çek. Yok. Atlı sahneler güzel. Böyle 15-20 tane atları var. İyi biniciler var belli ki. Şeyde bu Kenan Çoban da iyi biniciymiş, onu gördük. İyi at sürüyorlar, obsalılar hoş. Daha çok olsaydı daha iyi olurmuş, yani daha böyle yani çok geniş alanlarda. Mesela çok büyük bir saray sahnesi gerekiyor. Bir tek şeyde vardı, şey Tuğba Ünsal'ın ilk geldiği bölüm var, Mira, Mira, Mara, Mara Hatun'un geldiği bölüm. Orada böyle bir işte sarayın girişinde böyle bir geniş bir açı var. Bunlar imparatorluk büyük olaylar bunlar. Geniş alanlarda çekilmesi lazım, hep dar alanlarda çekmişsiniz. Boğuyor. Boğuluyorum yani izlerken. Sıkılıyorum. Hep 10 metrekarelik alanlarda koca koca saraylar, şey, imparatorların konuşmalarını dinliyoruz. At sırtına geliyorlar işte kemerden geçiyor Bizans imparatoru ve kardeşi. Daha doğrusu imparatorun çocukları. Meydan gibi bir yerde konuşmalar var. Daracık bir yer. Her yer daracık, daracık. Etrafı yeşil perdeli kapamışlar. PNG'lerde problemli ölçekleri. Çünkü daha büyük ve daha görkemli binalar var o dönem. Bizans'ta da, Osmanlı'da da, diğer devletlerde Böyle kulübe kulübe şeyler yapmışsınız. Olmuyor abi. Biraz daha... Ya bu kadar büyük bir iş yapmak istiyorsanız daha çok şey yapmanız, daha çok şey sunmanız lazım. Ya gidin sadece Malkoçoğlu'nu anlatın madem öyle. Ormanda gezsin, düşmanlarıyla mücadele etsin. Malkoçoğlu'nun hayatını anlatın. Şart mı yani Memedi anlatmanız? Fazıl Sultan Mehmet'i anlatacak bütçeniz yok. Ne oluyor? Tiyatro eseri gibi bir şey oluyor yani. Üzücü. E ben niye bu kadar geriliyorum, sinirleniyorum? Çünkü daha iyi bir şey izlemek istiyorum. Fan Sultan Mehmet belki işte filmi dizi çekebilecek en iddialı, en şaşalı karakter. Ve gerçekten filmi çekebilecek bir karakter. Yani ya yaşadıkları, yaptıkları, düşünüşle, düşünüş, düşündüğü şeyler, başarıları, entelektüel yapısı, dil bilgisi, ya yani dil, bilgisi diyorum, dil şeyleri, becerisi, yedi dil bilmesi, öyle diyeyim. Birçok ekstrası olan bir İnsan. Dönemi en zeki insanlarından biri. En başarılı insanlarından biri. Bunun hayatını izlemek çok keyifli olabilir. Ama ne yazık ki filmi çekildi kötü oldu. Dizisi çekildi kötü oldu. Bir daha dizisi çekildi kötü oldu. Bilmem neyi çekiliyor. Olmuyor abi beceremiyorsunuz ya. Niye olmuyor bilmiyorum. Yani niye böyle sığ oluyor yani sığ. Evet tamam bu Fatih Sultan Mehmet dizisi ama çok sığ. Çok daha kaliteli olabilirdi. Dünyada çok daha kaliteli şeyler izledik biz. Daha iyisi olabilirdi. Bilmiyorum yani niye olmuyor su kısmını bilemiyorum. Belki biraz önemsemiyorlar. Belki biraz bilmiyorum. Ya sonuçta bu şey amaçlı mı çekiyor bu diziler sadece? Ya propaganda amaçlı mı çekiyorsunuz? Başka bir amaç yok mu yani? Çok daha iyisini çekseniz dünyayı satarsınız. Ha bu şekilde satıyorsunuz tabi fa Pakistan'a falan ama yani Av Avrupa'ya da satabilirdiniz. Daha ee, ...alt altyapı sağlam bir senaryosu olsaydı Avrupa'ya da satılabilir. Neden olmasın? Ama bu şekilde ee, diye mal mal Hristiyanlar gösterirseniz hiçbir Hristiyan ülkesi izlemek istemez herhalde. Ben istemezdim yani. <laughs> yani Hristiyan olsaydım izlemek istemezdim bu diziyi. Bu ne lan? Hep biz, biz böyle miyiz lan? Falan derdim. Yani mesela Müslümanları bu şekilde gösteren bir dizi olsa Hadi lan falan der, Kaparım yani. Mesela şey vardı böyle. Ee, neydi ya? Leonardo'nun hayatını anlatan bir dizi vardı. Şeyde geçiyor. Venedik'te falan geçiyor. Orada bir Osmanlılar geliyor falan. Çok kötü gösteriyor. Osmanlı tank gibi bir şey vardı falan. Çok çirkin göstermişlerdi. Çok rahatsız olmuşum. Bu ne ya? Biz böyle miyiz falan olmuştum yani. Nasıl yabancı bir dizide bizi Türkleri ya da Müslümanları böyle çok çirkin... Böcek gibi gösterdiklerinde biz çok sinirleniyoruz. E biz de öyle gösterdiğimizde onlar sinirlenecek. Yani ne gereği var? Daha kaliteli bir iş haline getirebilirdik diye düşünüyorum. Neyse çok uzattım. Oo, bir saattir konuşuyorum. Videoyu bırakıyorum. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Başka hikayeler, başka senaryolar, başka oyunlarla devam edeceğiz. Ama şimdi bu kadar. Görüşmek dileğiyle.